uyandım, bak gözümü açtım. Ah. Bak Gül. Ördek nasıl yapıyor? Aşk hayatın nasıl? İnanamıyorum ama sana. Sen domates olmuşsun. Tatile geldiğin için mutlu musun? Nereye geldin sen? Bak bak hemen havuz. Bakalım havuza. Cubu cubu. Girer misin şimdi? Ya bu bana ilaç gibi gelecek gerçekten. Herkese yeni bir vlogdan daha merhabalar dostlar, canlar, bebekler. Dostlarım şu anda size yılın ilk tatilinden sesleniyorum. Öncelikle dün sizin bana sürekli yap Sibil, yap Sibil, bunu yapman lazım dediğiniz şey yaptım. Tatile gelmeden bir gün önce geldim ben buraya. Hani şu an ilk günmüş gibi açmayacağım yalandan. Ama bilerek böyle yaptım çünkü siz bana sürekli Sibil anı yaşa, bak Sibil anı kaçırıyorsun. Sibil üzülüyorum bazen, yaşayamıyorsun anını falan diyorsunuz. Çünkü siz benim dostilerimseniz, bebişlerim. Teşekkür ederim. Ay bir dakika şu manzarayı göstereyim. Hocam konuşacağız, dur bak. Ay uyandım, bak gözümü açtım. Ah bak. Allah'ın gerçekten sabrını verdiği bir nokta. Hemen size durumu anlatıyorum. Dostlar biz şu anda Fethiye Hisar'a geldik. Burayı siz zaten burada benden daha iyi bildiğinize yemin edebilirim. Çünkü hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben burada iki tane video yapmıştım. Bir tanesi 3 sene önce daha bu sektöre tam ilk girdiğim zamanlarda bir video çekmiştim burada. İşte Hisar nasıl bir yer, ne yapıyoruz biz burada, aile tatili falan. Diğeri de geçen seneydi. Geçen sene de zaten bol bol yaşadık. Hatta ben şeyi fark ettim. Geçen sene benim anneme Lilik dediğimde annem bana tokat atmıştı. Hemen o sahneyi şuraya bir alalım. Lilik! O ne be? Çok kötü geldi. Tam tiki bir kızsın yani. Lilik! Çok kötü. Salak, ne diyorsun? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Aynen, gerçekten böyle bir tokat demiştim. Leon'un adı öyle Lilik oldu. Arkadaşlar şurası da aslında benim olmam gereken yer. Yani wellness lovers. Sorun bakalım imkanım var mı? Merhaba. Şimdi benim olmam gereken yer olur orası. Olduğum yeri size söyleyeyim. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Leo'yu pusetine bindirdim. Leo, sahile gidiyoruz. Hazır mısın? Çak. Aferin be. Şimdi sizi birazcık otele gezdireceğim. Ondan sonra Leo'yu birlikte havuza sokacağız. Denize sokacağız. Sizi de gezdireceğim bol bol. Bir teyzelik görevi. Bak şuna bak. Tam bir teyze. Tam bir teyze. Bir yandan Leo gezirken bir yandan size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi şurası, şu sol taraf voleybol köşesi. Şu sağ taraf normalden güneşlenme yeri. Biliyorsunuz zaten otelde, yani yine de anlatıyorum. Burada voleybol oynuyorlar. Burada böyle oyun süreci var. Sonra şurada da böyle insanların güneşlendiği şöyle bir alan. Görüntü şöyle arkadaşlar. Ne oldu? Gidelim mi? Denize mi girelim? Arkadaşlar şurası da Paşa diye bir yer. Burası da normal restoranın dışında, işte geç kahvaltıymış, işte ne bileyim böyle şık akşam yememiş falan. Burada alternatif olarak yiyebiliyorsunuz. Ya burada böyle boydan şuraya kadar, bakın buradan, şuradan, böyle, şuradan, şu ta uca kadar her yer sahil. Ondan sonra buradan yukarı çıkılıyor. Yukarı çıkılınca da Serenity Beach diye bir yer var. Bu Serenity Beach de böyle Silent Beach miydi, Serenity Beach miydi, inanın hatırlamıyorum. Çok güzel bir yürüyüş yolu var orada. Ha, Serenity Beach'miş. Aynen doğru, bakayım şurada yazıyor. Ay şunların kokusu muhteşem asıl. Ah Leo, o kadar güzel kokuyor ki. Bu arada ben çiçek hastası olduğum için. Neyse, aynen Serenity Beach var. Serenity Beach'te de arkadaşlar böyle gerçekten hani 16 yaş üstü. Bakın burada da yazıyor şöyle. Gerçekten 16 yaşından küçükseniz Leo gibi veya Alec gibi oraya giremiyorsunuz. Çünkü çok sessiz, sakin bir yer. Oranın da kendi barı var falan. Ben illaki bir gün orada tek başıma takılırım, orada göstereceğim size. Evet, mayamızı giyiniyoruz. Şaşırmadık. Leo'yu bırakıyor Sibir bazı durumlarda. Leo, maya giyeceğiz, maya. Oo. Leo.
Ulan ne zor hayatım var bele ya. Krem sürüyorsun, havuza giriyorsun. Vallahi ne zor hayat. Şu yapayım mı? Evet arkadaşlar, işin Leo kısmı tamamlandı. Şimdi sizi diğer Serenity'nin tarafına götüreceğim. Bugün hiçbir işe yaramak istemiyorum ya. Yarama, ben de istemiyorum. Hiçbir işe yaramak istemiyorum. Sadece oturalım mı bütün? Hiç kimseye de konuşmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar, hazır Mina demişken karşınızda Mina Sergi tatilde benimle eşlik edecek bana. Mina'cığım, bu tatile kimle geldin? Bize yancı olarak mı geldin yoksa? Katılmıyorum. Birazcık tatilde mantır mısın? Çünkü bu sefer tatile aslında babam, kardeşlerim, sonra Sibil, Narot, Alek. Kardeşlerimiz çok iyi anlaştı, biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, sevgili dün seyirciler. Yemin ederim Alek'le hiç görüşmedik. Ali miydi çocuğun? Emir. İki tane kardeş, ikisinin adını unutuyor. Kardeşlerimi unutuyor, görüyorsun. Aynen. Ben de Silik diyorum. Ali'ydi değil mi? Emir ya. Emir pardon, Ali değil mi? Tamam. Dün Kerem. Emir'le Alek böyle kanka oldular. Emir şey diyor, Alek nerede ya falan diyor. Alek böyle, Emir'i gördün mü ya, kaybettim falan. Sonra mesela Emir böyle Mina'ya sarılıyor. Alek böyle yapıyor bana mesela. Emir Mina'ya böyle yapıyor. Alek biliyorsunuz yani her dakika. Alek böyle. Ben şok oldum. Neyse, enteresan. Arkadaşlar şu suyun rengine bir bakabilir miyiz? Bu nedir arkadaş? Arkadaşlar bir tane Silent Beach diye bir yer. Serenity miydi burası? Hep unuttum. Silent mi, Serenity mi? Hepsi aynı şey. Az önce öbür taraf. Ha aynen. Şimdi burası ben Silent Beach. Bir saniye. Tamam, burada da kimse konuşamıyor. Tam böyle çok yorgunsun, kafa dinleyeceksin mod. O tarafta Alec yok işte efendim, Leo. Herkes bir ağlama krizlerinde, bir şeylerde. Burada öyle bir şey yok. Bu arada bugün inanılmaz bir masaja gireceğiz beraber. Bunları sonra anlatacağım. Benim bugün masajım var 5'te. Çiçem, ben bu yoldan hep bir çekiniyorum ya bu arada. Her sene buradan bir korkuyorum. Aynen. Bakın şöyle. Suyun rengi yani geleceğimden daha parlak. Bugün akşamüstü 5'te arkadaşlar bir masaja gideceğiz. 2 tane spa var burada. Bir Mama. Tanesi o da gelecek. Bu arada Mina artık mamam falan diyor. Çok komik. Bir anneme bir de Jiji diyorsun ya, aşırı hoşuma gidiyor. Jiji. Anneme Jermin falan asla diyor. Jiji şaka mısın falan. Sevmiyorum Jermin'i Bir de hani bazen anneme şöyle bir Jiji şaka mı yapıyorsun? Yani saçma bayağı falan. Hani böyle annemle böyle şey gibi takılıyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Bu ne be? Bu ne be? Oraya bu ne? Çıkamazsın. Nasıl güzel. Mina tam benim üstümde fotoğraf çekmelik bu. Aynı rengiz. Mina şöyle yapalım bak. Mina bizim bir foto çekinmemiz lazım. Balık. Evet balık. Oha bayağı lüfer. Ne duruyorlar? Arkadaşlar şu sesi bir 10 saniyelik saygı duruş yapabilir miyiz sesler? Tabii ki. 10 saniye. 2, 3. İnanılmaz. Ortak güneşlenme adını biraz sesli. Yani orada falan duymak istemiyorum. Ama orada da böyle ben insanları izliyorum. Bana iyi geliyor. Ben iyi gelmiyor. Sıkıldım ben insanlardan. Sen o zaman Serenity. Ben biraz bugün yalnız başıma Serenity ya da Serenity'ye Allah aşkına bir git. Arkadaşlar size garanti veriyorum. Serenity'ye gider bir tekne var. Onunla gidiyorsun, geri geliyorsun. Gittiği tekneyle geri döner bu. Şu yola bakın. Tam bir Pinterest bunu gibi kızım. Bunu Sibil giderken vlog çekeceğim kendi kendime ve size göstereceğim. Çünkü gidemeyeceğini göstermek istiyorum. Ana şarjım bitiyor. Ne güzelsiniz ya. Bir şey diyeceğim sana. Oğlum burada da. Sen bugün benimle bir saat şu Silent Beach'te olur musun? Yok. Zor mu? Bir saat orada dursak şimdi, hazır burada kimse yokken. Olur mu? Olur, hadi gel. Ne olacak ki? Hı. Hadi oley oley oley. Arkadaşlar şu anda Silent Beach'e geldik. Şurada yatacağız bir saat. Narod'u kandırdım. Bir saat photoshooting yaptırdım kendime. Çünkü ablanın hakkını gerektirir. İnanılmaz yanmışım. Arkadaşlar şu an güneşlenme. Ara verdik, bir tane restoran var burada. Bir tanesi o sabah gösterdiğim yer. Bir tanesi de böyle şey, açık büfe ama tatlı yok. Böyle belirli şeyler var falan. Ne yapıyorsun şu an? Leo. Ay çok tatlı. Evet ya, deniz kenarında. Deli misiniz? Küçük yolluyor böyle. Arkadaşlar yemek yedik ya, oturduğumuz gibi şu anda Narod ve Mina telefonda bir şey de ilgileniyor. Peki sizce neyle ilgileniyor olabilirler? Ben şimdi Instagram'da sürekli olarak fotoğraf koyuyorum ya. Manyak bir yer, 70 tane falan fotoğraf koyuyorum her gün. Abartılıyor. Ve Narod'larla ben dedim ki Narod'lara, acil dedim, benim feed'imi organize edin. Çünkü hiç güzel yapamıyorum o işi. Şu an ikisi oturmuş feed ayarlıyor bana. Games Media sponsorluğunda. Siz bütün tatil annemi göremediniz. Yok. Çok güzelsin Jermin. Neyin bozuk? Tipim bozuk. Ama ben çok iyi yiyorum ya. Ben şimdi az yedim. Ne yedin? Çok az. Bir parça yoğurt azıcık daha var. Ama ben aşırı yedim. Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Çok iyi yiyorum. Of çok yedim çok. Burada falan olmalı şu. Tamam. Bu arada arkadaşlar biz normalde pazartesi dönüyorduk ama perşembe dönmeye karar verdik. Hayır, perşembe değil, çarşamba. Tamam, çarşamba dönelim. Sakin ol ama. Ne güzel bir şapka bu ya. Ay, bana yakışan bir renk hem de.
Yaptınız mı feedime? Bakayım. Gönderdin mi? Aa, bebeğim, bebeğim. Çok hoş. New Instagram pictures coming soon. Follow me on Instagram. Sibel Çerenkaya. Instagram. I'm a manyak ya. I'm the most popular blogger in Istanbul, Turkey. Yeah. Your eyes are sadece yellow. Sadece bize yapıyor sanıyordum. Bütün dünyaya yaptım şu an. Hi. Welcome to my vlog. Abi, mama aldı. Mama senin lik deyip beni dövdüğün yer burası biliyorsun. Çeksene bak. Arkadaşlar, dünya üzerinde hiçbir yerde olmayan en sevdiğim şey yani çay saati geldi. Kim gelmiş ya? Vlogumun aranan yüzü gelmiş. Ayaklar pize olmuş. Leo, havuza girelim mi? Bu ne sarılma şekli? Bana niye böyle sarılmıyorsun? Bakayım ellerine. Ellerini ver. Ay, pedikürsüz. Manikür o. Ay, manikürsüz. Ayağına bakayım, ayağına. Ay, tırnaklarım uzamış Leo. Böyle tırnak mı olur ya? Bakayım. Merhaba, ben Leo'nun tırnağı. Dostlarım, şu an odaya gidiyorum. Aa, burada favori bir çiftim var. Sizi tanıştırayım. Arkadaşlar, birkaç arkadaşımı gördüm burada. Bay bay dostlar. Arkadaşlar, şu an odaya gidiyorum. Bilmemiz ve akşam yemeğini hazırlamamız lazım. Ve tabii ki de photoshooting yapacağım için. Güzel güzel giyineceğim. Odaya geldim. Dostlar, burası bizim odamız. Şöyle manzarası var, gösteriyorum. Böyle bir manzara, şöyle bir ortam. Şöyle odaya giriyorsun. Burası birazcık dağınık. Burada Sibel Çetinkaya'nın enteresan ayakkabıları. Şurada çantaları. Böyle. Sonra şurada yine bir dağınıklık içinde bir düzeni var. Bu elbiseme bayılıyorum arkadaşlar. İnanılmaz Namo markası. O kadar güzel ki her şeye. Ne olur gidip online'dan bir bakın. Buna aşık oldum. Bir de şu var, bakın onu da göstereyim. Aa, onu asmamışım ha burada. Bakın bir de şu. Bu da çok güzel. Şu an çok kötü görünüyor ama göstereceğim. Üstümde göreceksiniz. Bunlar zaten bildiğiniz kıyafetlerim. Hepsini ezbere biliyorsunuz artık. Öyle yani, şimdi duşa gireceğim. Bu da Sibel Çetinkaya ve muazzam vücudu. Evet, kasları görelim. Karın kası şöyle, basenler inince burası sabrını vermiyor, geçiyorum. Arkadaşlar, yani yandım mı diye sorarsanız eğer, cildim inanılmaz bir alerji oldu. Bakın bak, bak. Hiç ben böyle olmam, kalem bakmış. Çünkü ben galiba asitli bir serum sürdüm yüzüme güneşe çıktıktan sonraki gün ve o beni yaktı. Zaten ha falan oldum, mahvoldum bakın. Şimdi akşam için çok güzel bir restorana gidiyoruz dedim. O yüzden güzel bir duş alacağım. Birlikte sohbet edeceğiz, krem süreceğiz ve yemek yiyeceğiz. Uf, biraz spor mu yapsam ya? Durun bir squat yapayım. Evet dostlar, giyindim, gösteriyorum. Şöyle, böyle. Tamamım ben dostlar. Hemen iniyorum aşağı. Narot'la fotoğraf çekileceğiz. Bu arada susuzluktan öldüm. Bu bir su içme hatırlatmasıdır sizlere. Henüz sularınızı içmediyseniz hemen. Güzel oldum değil mi? Bu arada bu çanta oluyor mu sizce? Oluyor galiba. Ama buradakilerin başka hiçbiri uymayacak şu anda. Çak! Aferin be! Aferin, bir daha çak Lea. Yumruk da yapıyor. Yumruk. Aferin. Mamam çak. Gelmedi. Yumruk da yap. Hızlıca çak. Yumruk koşuyor. Da yap. Yumruk da yap. Gecikti yine. Ha. Böyle yap. Hareket böyle çekiyorsun yap, böyle sandım. Lea çak. Oo. Allah be. Allah'ım, senin gibi çocuk nasip et. Hadi Allah be. Jermin Reisler geldi. Geldim, foto çekelim hadi. Hadi. Anne ol çekilin bir ya. Baş başa. Alek, nasıl? Bu yaş oldu. Ya, hala seni güldürüyorum ya. Kaç yaşına geldin, hala seni güldürüyorum. Alek, bana bak. Bak bana Alek. Bak, gül. Arkadaşlar, şu an yemeğe oturduk. Çok güzel bir ortam var. Geçen sene suyun kenarındaydı ama galiba bu sene yapmıyorlar. Ay Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, görüyorsunuz. Efendim, hoş gelmişsiniz. Arkadaşlar, Mina'nın kardeşinin doğum günü, Ali'nin doğum günü şu an. Kameracı benim. Alex seni çok özledi biliyorum. Kameracı benim. Fotoğrafını bakayım. Ali, yaklaşsana azıcık canım. Fotoğrafını çekeyim. Bir şey çekiyorum galiba. Bunlar biraz eriyor. Evet arkadaşlar, bugün benim kardeşimin doğum günü. İyi doğum. Bu arada Beşiktaş şampiyon oldu, o yüzden. Ali de Beşiktaşlı. Ali Beşiktaş şampiyon oldu. Zaten. Ama bugün senin doğum günü hani. Hediye oldu desene oğlum. Arkadaşlar, şu anda bir Beşiktaş kutlaması var burada. Yani ben bir Beşiktaşlıyım tabii ki, evet. Ama yani her takıma da saygım var dostlar. Arkadaşlar, şu anda odaya doğru gidiyorum. Ay, nasıl çişim var bir bilseniz. Ay, ay tutamayacağım. Rok donuyor şu anda. Çünkü... Alek geldi galiba, bir saniye. Ay tövbe tövbe, çok korktum şu an. Korktum ya. Ya seni kameradan yanda gidin. Alek bir de buradan asansörle çıkıyor ya insanlar tipi. Sesim kısıldı. Evet Alek, sana ne oldu? Sizi uyuyor. Ben
duşa gireceğim daha. Ne duşu bu saatte? Akşam 12'de 2 tane hamburger yedim. Senin sesin kısılmış ya. Alek bak sana bir şey soracağım. Nurutlar gidiyor. Benle konayı bilmezsen seni gebertirim. Sen hiç benimle olmadın Alek bu tatil. Hep arkadaşlarınlaydın. Bir kere bile yanıma gelip Sibel ne haber iyi misin falan demedin. Sesin de kısılmış zaten garip bir adam gibisin. Ne diyorsun ya? Hep arkadaşlarınsın. Orası sakat dokunmasın. Aa pardon. İyi misin? Ne oldu? Sibel kıtmasın. Niye dokunuyorsun? Alek ne oldu? Dedim kamera vardı yerde sikiyorum. Hayır yemin ederim. Gördüğün oldu. Ne olmuş olabilir? Ya sen ne ara böyle bir şey vursa sen hemen söylerdin. Bu demek ki bugün olmamış. Dün olmuş bu. Seni birazcık tanıyorsan. 2-3 gün önce. Heh, nasıl tanıyorum Mama, ben? Sibel. Alkolsüz mojito işte. Afiyet olsun da senin sesin gitmiş. Bir şey diyeceğim. Ben dönmek istemiyorum şu an şu Hillside'dan. Ben de. Mutlu musun? Mutluyum da. Yani burada tanıdığım herkes pazartesi gidiyor. Tanıdığın herkes derken? Kimi sıkılacağım? Ben kimim lan burada? Tanımadığın mıyım? Yedeksin. Yedek mi? Yedeğin de yedeksin. Günaydın. Arkadaşlar bitmişim. Oh gözaltı mı şaka mı? Dostlarım bir tanelerim kankilerim de. Günaydın Türkiye'm. Uf şu manzaraya bak ya. Uyanıyorsun ve karşında böyle bir şey var bak. Allah sen nesin be yarabbim sen neler yaratmışsın. Bu arada ben genelde tatildeyken bütün takılarımı yanıma alıyorum. Çünkü ben arkadaşlar ruh hastası gibi takı çok taktığım için biliyorsunuz zaten. O yüzden sürekli bu arada ojelerimi çıkarmam gerektiğim farkındayım. Yüzümü falan yıkamadan bikini giyiniyorum. Şu hale bak, geldiğimiz hale bak. Şöyle bir takı çantam var. Yanıma sadece 5 gün için aldığım her takı var. Şöyle sonra bunun üstüne de şu Jacquemus şapkamı takayım diyorum. Aynen güzel oldu. Bu kadar trend sahibi bir kadınsın Sibel Çetinkaya. Bana bilmediğim şeyler söyle. Ama tek bu şapkamın önce yüzümü yıkamam lazım. Misler gibi yüzümü yıkadım arkadaşlar. Bir dakika kremi süreyim. Asla bir reklam değildir. Hiçbir şekilde bir reklam değildir. Sephora'dan şu dudak maskesi aldım. Bilmiyorum hala var mı bir bakın. O kadar güzel ki. Dudak maskesinde normalde akşam uyumadan night maskesi. Ama ne night'ı? Benim gündüz de aşırı kuruyor. O yüzden night'ı gündüze kullandım ben. Sonra mesela Benefit'ten yine Sephora'dan ve yine böyle şey allık yerine geçiyor arkadaşlar. Şuralarına sürüyorsun böyle oje gibi. Dudağında da şey izi bırakıyor böyle. Sanki vişne suyuyla içmişsin şarap içersin. İz bırakır ya. Tamam şimdi tabii bunun üstüne sürmek yanlış oldu. Ama kuru dudağı oluyor ama. Dağıtıyorum sanki. Çok yanmışsın Sibel ya. Dün ne kadar yanmışsın. Haydi gidelim dostlar. Her şeyimiz hazır. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar bizim bir tek bence Türkiye'de bu sistem var. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman sabahları yer bulamıyoruz tamam mı? Bu yüzden sabah erken kalkan yer kapar mantığında ailemizden biri işte yer buluyor ve hani gruba atıyor. Diyor ki B62 mesela. Bakıyorum B62'ye. Hah gördüm. Yeri kapmak için yani. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyorum. Kahvaltı bitti bu arada. Aa yok 10.30'da bitti galiba. Herkes çünkü gerçekten sabah böyle saat 5'te falan kalkıp yer tutuyorlar bence insanlar. Bu arada ben burada niye erken uyanmak istiyorum onu da söylemedim. Daha tatile geldim niye erken uyanmak istiyorsun ki diyeceksiniz. Çok fazla aktivite var. Mesela sabah morning yoga var. Gidecektim gidemedim yine. Ya da işte ne bileyim böyle yürüyüş yapmak istedim yine yapamadım. Hani böyle bazen yapmak istediğin aktiviteler oluyor. Onları kaçırmamak adına. Böyle de kahvaltıya girme alın işte. Leo, günaydın. Ne haber? Böyle tepki vermene gerek yok. Afiyet olsun Leo. Leo nefes al. Yup yup. Arkadaşlar şoktayım. Leo pekmeze parmağını batırıp yiyor. Leo sen şey misin? Winnie the Pooh musun sen? Aa evet. Winnie the Pooh. O bal yiyor ama. Leo hadi parka gidelim. İlkel yöntemler. Arkadaşlar şu an aklıma bir tane Reels fikri geldi. Yani daha doğrusu fikir benden değil ama bu bir akım zaten. Onu dedim ki Nara'da hemen dedim acil Leo ile çekmemiz lazım hazır buradayız. İnanılmaz şeker bir şey olacak eğer olabilirse ama olamayabilir. Zaten olduysa siz şu an bunu izliyorsunuz ama ben bu süreci size çekmek zorundayım. Bütün o şeyi görün falan diye aşırı komik olacak çünkü Reels hazırlıkları başladı. Evet Reels mekanımız burada. Hazırsanız size de gösteriyorum. Leo. Şunu yapacağız. Bence kanoyu biraz şuraya alalım. Tam dipte dursun. Enişten böyle aşağı iner çekerken. Leo'yu ortaya alacağız Narot. Sen arkada ol ben en başta olayım. Kullanan ben olayım gibi olacak yani. Leo. 3 Leo. Leo. Leo.
Arkadaşlar çektik, inanılmaz tatlı oldu bence. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şu an Leo ile birazcık sohbet etmeye oturacağız, tamam mı? Hazır mıyız? Hı. Şuraya oturabilir miyiz Leo? Hı. Tamam oturalım. Bu arada önümüzde şöyle bir manzara var. Leo'ya oturttum, şimdi birazcık konuşacağız. Hı. Kanalıma hoş geldin. Tamam bir dakika, sen bir şey soracağım. Öncelikle köpek nasıl yapıyor? Duymuyoruz, biraz daha bağır. Havhav nasıl yapıyor havhav? Kuş nasıl yapıyor demiştin? Kuş öyle mi yapıyor? Peki Leo bir nefes alsana. Peki Leo bir hop yap, hop yap görsünler. Hop yap, hop yap. Ayaklara bakın arkadaşlar, selülütü var. Hop yap, hop bara yavrum, yaz geldi. Bahçeye kiraz geldi. Bir kilo kiraz aldım. O da bana asla yetmedi. Ördek nasıl yapıyor? Beni seviyor musun? Akşam ne yemek istersin? Balık mı? Balık mı yersin, tavuk mu? Çünkü ben galiba seni yiyeceğim de. Akşam yemeği olarak bu pupuyu yesem mi? Ay arkadaşlar, yarın Leo Narotlar dönüyor. Biz daha iki gün daha uzattık. O yüzden iki gün daha buradayız biz. Ayaklar parmaklarda bir sıkıntı var. Tırnaklara bakalım. Tırnağını göster Leo. Tırnaklarına bakıp ellerine bakabilir miyim? Allah'ım sen beni delirteceksin ya. Kulaklarını ısırabilir miyim? Dayanamıyorum ama sana. Kulaklarını ısırabilir miyim? Hayır mı? Şimdi bu akşam yemeğini başka bir yerde yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden acilen odaya çıkıp giyiniyorum. Bu arada şu an Narod'un bu kadar bütün gün uğraş içinde olmasının sebebini size açıklıyorum. Narod'lar yeni bir koleksiyon çıkardı Derev'le. Onları şöyle... Annen iş kadını ya, felaket hem de. Kariyer de yapıyor, iş de yapıyor, koleksiyon da yapıyor. Ne düşünüyorsun? Gel oğlum. Hadi bay bay. Bay bay. Afiyet olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Hadi. Elimiz havada kaldı ya. Bir şey söyleyeceğim. Bari bir tane... Neyim ben? Mesela... Bir de uyudu görüyor musun çekerken? Bir şey diyeceğim. Çocuğu... Böyle bir şey yok. Çocuğu şey yapmışsın. Sanki dişi ağrıyor da... Bir şey diyeceğim. Dişi ağrıyor da bağlamışsın. Ne kadar uyumluydu. Sesini çıkarmadı. Çocuk aptala döndü. Sadece korkuyordu böyle sallanınca. Beni tutuyordu. Çok seviyor. Bana çekmiş. Hadi sen şu fotoğrafları koy bakayım. Leon'u falan koy bana fotoğrafı. Neye koy? Nereye koyayım? Benim telefonuma. No bak bunlar... Gönder yani. No bak bunlar... Bak fotoğrafı koy. Bak fotoğrafı koy. Tamam işte, söylemler, anladım. Yaşlı söylemleri. Ya benim Florian bana geçen koy dedi ya. Senin ne işin var? Fotoğraf atar mısın bana? Arkadaşlar donuyorum. Donuyorum. Şimdi Nora'da fotoğraf seçiyoruz. Yarın gidiyorlar ya onlar. Nora, Leon'un havuzda da fotoğrafı varmış. Onları koyalım. Ha bu güzel. Bak bu da hoşmuş. Bu da güzel. Gelin Instagram'ımı stalklamaya devam. Bu kızı da seviyorum Instagram'ın. Güzel şeyleri var. Böyle güzel geçişleri oluyor. Ay bakın, Narod Öderim'in koleksiyonunun şeyi bu. Ay arkadaşlar çok kötüyüm ya ben. Ben bu tiple sizle nasıl konuşuyorum saatlerdir. Bir dakika yatağın çekeceğim. Uykum geldi. Beraber uyuyacağız şimdi. Biri kalkıp ışığı kapatsın. Günaydın dostlar. Ailenizin gururu sözünü tuttu, saat 8.30 gibi uyandı. Şu an saat 9.02 var. Masaja gidiyorum, spora değil. Ya aslında normalde yürüyüş yapmayı planlıyordum öncesinde ama uyanamadım. Akşamüstü yürürüm ya da masajdan sonra yürürüm. Yani çok önemli değil. Ama tek bildiğim aşırı güzel uyumuşum ama sabah portakal su içtim, biraz midem ağrıdı. Muhteşem bir yer burası. Bakın burası Silent Beach'ten gidiyorum masajın oraya. Ay yemin ediyorum o kadar güzel ki ya. Sonunda aranan isim Alek Çetinkaya. Neredesin lan kaç gündür? Kızım. Ablanı bıraktın, beni bıraktın. Sen domates olmuşsun. Çok yanmışım arkadaşlar bu arada. Bakın kıpkırmızıyım. Oh my god. Oh my god. Bir tane öp beni. Seni özledim. Sen bütün gün yat. Aley aley aley. Arkadaşlar çok kötüyüm, şaka değil. Bak bak, ah ah, soyulacağım. Leo gibiyim. Leo aynen böyle ağlıyor bu arada. Arkadaşlar çok kötü bir şaka bir yana. Pantolon giydim yine jean. Maviden bu arada jean'im. Ama çok kötüyüm. Orada küpelerim de çok güzel. Bu AG Jalouri. Bu Merano. Çok kötüyüm bu arada. Çok kötü yaptım biliyorsunuz. Evet dostlar, saçımı kuruttum, çıkıyoruz. Jermi Reis'in şık şık giyim. Bu nedir yelekli kadın? Bu nedir güzellik kadın? Bu ne güzellik? Hadi bu ne çıkarım. Güzellik. Şimdi annemle baş başa oturup şarap içip sohbet edeceğiz. Siz de bu konuya dahil olacaksınız. Evet, fotoğraf seansımız başlamıştır. Şimdi seni güldüreceğim başka türlü ama annem çünkü felaket sahte gülüyor. Bizim ailede bu bir hastalık. Şimdi bakı bakalım. Hayatın en güzel günü. Güzellik abidesi. Dünya güzeli Jermin Çetinkaya seçilmişsin. Aa, siz 20 yaşında mısınız?
Sibel o şeye bayıldım ya. Ne? Leonardo sen. Ay bak çok güzel çıktı. Nasıl bir şey ya? Bak. Tatlı bayağı. Kız çok istiyordum bu kombinle fotoğrafım olsun olsun. Beni de sen çek be. Golden Goose'ların da güzelmiş. Hadi çek beni. İlk tatili ve ilk pozu. Yana bak Gül. Aa kız. Dostlarım bugün tek başıma şu anda şeydeyim. Serenity Beach. Annem masajda. Oturduğumdan beri sadece story çekiyorum. Anı yaşayamadım. Dostlar burada bir tane bot var. Bakın şu. Serenity Beach'ten çıkıyorsunuz. Burada saat işte böyle 3 gibi falan barbekü oluyor 3'e kadar. Ondan sonra botla geri alana dönüyorsunuz. Çünkü yürüme mesafesi böyle yaklaşık 10 dakika falan. Arkadaşlar şu an anlık size akşam yemeğine gitmekten sesleniyorum. Bir dakika. Leo'cuk ne yapıyorsun? Mama daha ayrıldı 2 saat falan oldu. Yerim seni ben ya. Leo. Lokum. Lokum. Dostlarım neyse onlar konuşurken ben size söyleyeyim. Arkadaşlar 7. derece yanık falanım. Çok fenayım. Mama ne güzel yapmışlar. Vallahi Sibel inanılmaz. Arkadaşlar şurada bir bira köşesi var tamam mı? Şurada şöyle sosyal mesafeyi korumak için girişler var. Şuradan böyle biranızı alıyorsunuz benim gibi. Orada fıstıklar var bayağı yanık. Bana kalsa bütün şeyi içerim ama neyse. Şöyle bir köşemiz var. Ne kadar güzel. Like some popcorn please. Thank you canım. I already have it. Beni şunun içine atın ya. Ben artık burada takılırım şakam diye. Şakam hiç yok yani. Paşa'dayız şu anda arkadaşlar. Aynen. Geçen narotlarla yemeğe geldiğimiz yere geldik geri. Evet nasıl hissediyorsun? İyi tabii Sibircim. Dinlendik, deniz, tatil. Ya böyle klasik kelimeler söylemem ama ya. Aşk hayatın nasıl? Annemle şu anda bir tane reels çekeceğiz. Kadının tatilde şunu çektireceğim şu akıma. Aynen. Hazır mısın? Hani sessiz olmamız gereken bir şey. O yüzden çok sessiz olacağım. Kamerayı sabitliyorum. Çekeceğiz bir dakika. Yapıyor ya. Burada. Geç. Geç. Bak bak bir daha. Evet. Aynen. Aynen. Sevgili dostlar, şu anda beni Fethiye sahillerinde zannediyorsunuz ama şu an eve geldim anlık. Arkadaşlar tatilimiz bitti. Tatil dönüşü çekemedim çünkü apar topar toparlanmak zorunda kaldık. Oradan oraya buradan buraya dedim ki ancak eve gidince adam gibi çekeyim. Bu arada çok yandım. Gerçekten bayağı bronzlaşmışım. Hani dedim ya size şuraya yatayım anam böyle bakayım yanacak mıyım. Hakikaten bir bak bayağı yanmışım. Şu hatta aynadan size göstereceğim halimi. Vallahi bir siyahlık mevcut. Aa. Arkadaşlar bu arada döner dönmez soyulmaya yavaştan başladım. Hani daha 24 saat olmadı döneli ve gerçekten soyuluyorum bakın. Gösteremedim şu anda ama gördünüz. Dostlarım, canlarım, bir tanelerim. Öncelikle bu vlogu izlediğiniz için hepinize sonsuz çok 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 teşekkür ederim. Benim için çok sakin, çok aile tatiliydi. Gerçekten hani dereler olsa normalde yine daha kalabalık oluyorduk. Arkadaşlarım yoktu, Ömer yoktu. Hani böyle birazcık daha aileme izole olmuş olduğum bir tatildi benim için. Bu yüzden bilmiyorum böyle bir hani iyi hissettirdi bana kendime. Buna çok ihtiyacım vardı. Bir kere hani siz farkında olmasanız daha her gün biz yok efendim şu yazı çek, yok efendim buradan buraya git, yok efendim şu toplantı, bu toplantı, ofis, ev falan böyle bana çok iyi geldi. Ruhum dinlendi gerçekten. O yüzden çok şükür Allah'ıma böyle bir şey nasip etti, izin verdi. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yani bizim böyle deli bir tatil olmadı bence. Bu çok sakin bir tatil oldu ama arada böyle vloglar da lazım. İlla her vlogda benim ailemin çıldırdığı noktalarda olmuyor tabii ki. Ara sıra böyle annemle oturup normal boş muhabbet, Narot'la oturup boş sohbetler de ediyoruz. Leo ile olmak çok iyi geldi. İnanılmaz büyüdüm. Leo'nun o tatilini de görüp şimdi yine böyle 1,5 yaşında bu tatilini de görmeniz beni aşırı mutlu ediyor. Bu yüzden şu anda beni çok eskiden takip edenler buraya Sibel şakamı yeni geldim yazsın. Yeni takip edenler. Eskiciler de biz zaten buradaydık yazsın. Merak ediyorum yorumlarda. Hatta bir gün anket yapmak istiyorum. Kim yeni takipçim, kim eski takipçim diye. Çünkü çok fazla yeni gelen de var aramızda. O yüzden ailem hepiniz hoş geldiniz. Evime gelmiş durumdayım. Daha doğrusu evimize gelmiş durumdayım. Burası sizin de eviniz. Yani beni ailenize yer ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Utandım niye bilmiyorum. Alakası bir utanma yaşıyorum şu an. Şimdi bir sürü işim var. Bavulları boşaltacağız. Etrafı toplayacağız. Yapılacak listelerimi yapacağım. Sosyal ben eğitimlerim var. Çocuklara bir haftadır eğitim veremedim. Onlarla ilgili eğitim planı çıkaracağız. Çekmem gereken işbirlikleri var falan filan. Bir sürü iş var yani. Şimdi hepsine konsantre olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay, kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.